Milletlerin oluşmasında kültürlerin yeri ve önemi büyüktür. Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek, görenek, töre, tören ve inançlar gelmektedir. Gelenekler tarihi kesin olarak tespit edilmeyen dönemlerden atadan oğula kalan bir takım davranışlar olmakla hukukun bile yetersiz kaldığı zamanlarda ancak gelenek ve görenekler sayesinde milletler ve halklar kendilerini ayakta tutmaya başarabilmişlerdir. Bu özellikleri nedeniyle gelenek ve görenekler millet bağını güçlendiren çok ehemmiyetli ve önemli unsurlardan biridir. Türk kültürü içinde canlılığını koruyan geleneklerden biri de bilinen Hıdırlez'dir. Hıdırlez geleneği bir bayram olarak bütün Türk milletinin topluca katıldığı, kutladığı bir takım töreleri yerine getirdiği bir bahar bayramıdır. Oldukça eski bir devire inen bu törenler babadan oğula günümüze kadar intikal etmiştir. Hıdırlez'den sonra yazın geldiği inancını yaşatan Türk toplumu Hıdırlez'le birlikte artık kara kışın geride kaldığını görmekte ve gelecek günlerin tabiatın canlandığı, yeşerdiği bahar ve yaz günleri olduğunu vurgulamaktadır. İşte böyle bir günü Türk toplumu bir dönüm noktası olarak bahar bayramı töreniyle, umumi imkanlarıyla, duygularıyla, seviciyle kutlamaya çalışmaktadır. Yüzyıllardır kültürümüz içinde var olan ve günümüzde de canlı bir şekilde hayatını devam ettiren Hıdırlez geleneği, halkın ortak ürünleri olan maniler, niniler, atasözleri, bilmeceler ve başka ürünleri yanı sıra halk ozanlarımızın şiirlerinde de yansımış, aşıkların tellerinde, türkü dillerinde koşma, semai ve destan olmuştur. Hızır inancı Türklerde doğrudan doğruya baharın gelmesi merasimi ile ilgili bir inançtır. Yazın gelmesi bütün Türk toplulukları için bir hayat meselesi olduğu belirlenirken, havanın, toprağın ısınmasının mühim bir olay olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden o yılın bereketli olabilmesi için özellikle iki hususun Türklerce efsunlanması gerekmektedir. Bu iki unsur hava ve sudur. Dolayısıyla bu sebeple muhtelif Türk toplulukları yazı önce karşılamak için çeşitli törenler yapmaktadırlar. Böylece ağaçların, bitkilerin, çiçeklerin yeşermesi, havaların kuzulanması, tabiatın canlanması, yeni bir hayatın başlaması mümkün olabilecektir. Bütün bunlara can verecek ise sıcaklıktır. Hızır Nebi inancının dışında Hıdırlez geleneği ile ilgili olarak yaygın olan kanaat, Hızır ile İlyas'ın bir araya geldiği günün hatırasına tören yapılmasıdır. Hıdırlez günü genellikle 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Bazı yörelerde, örneğin Prizren'de 5 Mayıs bayram günü, yani Karabaş günü olarak kutlanarak törenler düzenlenmektedir. Hıdırlez günü veya Ruzi Hızır, halk takviminde yazın başlangıç günü olarak kabul edilmektedir. Türklerdeki halk takvimine göre bir yıl iki ana bölüme ayrılmaktadır. Hıdırlez gününden, yani 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar süren dönem 186 gün olup Hızır günleri adıyla anılmaktadır. Bu dönem genellikle yaz mevsimine tekabül etmektedir. 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar süren ikinci devre ise kış devresi olup Kasım günleri olarak adlandırılmakta ve 170 gün sürmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar tarafından yukarıda belirtilen inançla
bir dini gün gibi kabul edilmiş, Hızır ve İlyas sözcükleri söylene söylene halk ağzında Hıdırlez biçimini almıştır. Hızır, bazı İslam bilginlerine göre peygamber olup asıl adı El-Yasa'dır. Bazı bilginler ise Hazreti Hızır'ın veli veya melek olduğunu iddia etmişlerdir. Rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas abı hayat içmişler ve ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Bu iki arkadaş abı hayatı içtikten sonra Hızır karadakilerinin, İlyas ise denizdekilerinin yardımcısı olmuştur. Hızır ile İlyas 6 Mayıs tarihinde buluşurlarmış ve bu buluşma ile birlikte dünyada yeşilliklerle bürünürmüş. Hızır yaygın olan başka bir inanca göre hayat suyu yani abı hayat içerek ölmezliğe ulaşmış, zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk ve bereket ve sağlık dağıtan Allah katında ermiş bir elçi, ulu veya peygamberdir. Hızır'ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zamanı belli olmadığından dolayı onun baharın, baharla vücut bulan taze hayatın sembolü olduğuna inanılmaktadır. Hıdırlez inancı Türklerdeki bahar bayramı geleneğiyle doğrudan alakalıdır. Bu eski Türk itikadı İslamiyet'in kabulünden sonra Hızır Nebi veya Hızır İlyas yani Hıdırlez inancı olarak huzurumuza çıkmaktadır. Hızır'a affedilen hususiyetler şunlardır. Hızır zor durumda kalanların yardımına koşarak insanların dileklerini yerine getirir. Kalbi temiz, iyilik sever insanlara daima yardım eder. Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar. Dertlilere derman, hastalara şifa verir. Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder. Uğur ve kısmet sembolüdür. Mucize ve keramet sahibidir ve ilmi ledün temsilcisidir. Türk dünyasında Hıdırlez etrafında oluşturulan gelenekler, inançlar, törenler bir bakıma Sultan-ı Nevruz ve diğer baharları karşılama gelenek ve törenleriyle karşılaştırılmıştır. Daha açık bir ifadeyle Türklerdeki bahar törenleri bir veya birkaç önemli gün üzerinde yoğunlaşmış ve yapılan törenler o günün etrafında toplanmıştır. Bu bakımdan Nevruz, Hıdırlez, Hıdır Nebi veya diğer bahar törenlerinin tamamını herhangi birinin kutlanması sırasında görmek mümkündür. Eski Türk inanç sisteminde atalar kültü, aile ocağı ve ateş kültü birbirleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu üçlü birbirinden pek ayrılmazlar. Bilinen en eski devirlerden beri Türklerin yaptıkları törenlerde ata ruhlarına tazim oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türk dünyasında bununla ilgili olarak gerek Nevruz'da, gerek Hıdırlez'de, gerekse Hıdır Nebi ve bayram günlerinin gayet neşeli, birbirlerine saygın geçirilmesi zorunlu bir görev olarak kabul edilirdi. Çünkü ata ruhlarının evin bacası etrafında çocuklarının bayramı nasıl geçirdiklerini kontrol ettiklerine inanılmaktaydı. Bayram, dolayısıyla mezarlıkların ziyaret edilmesi bunun bir sonucudur. Ölmüş atalara duyulan bu saygı, onların hatıralarının yaşatılması hususu Türklerde değişik adetlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Hıdırlez'de görülen en yaygın adetlerden birisi Türklerdeki ateş kültü yani tapması ile alakalıdır.
Eski Türk itikat sisteminin belli başlı toplumlarından birisi de ateş kültüdür. Türklerde dünyanın yaratılışı, bahar ve ateş arasında bir bağ kurulur. Ateşin yeryüzünde güneşin temsilcisi olduğu kanaati de yaygındır. Tanrı'nın bir armağanı olarak kabul edilen ateşe affedilen bu kutsiyetinden dolayı gerek eski Türk topluluklarında, gerekse günümüz Türk topluluklarında ateşe tükürmek, ateşe küfretmek, ateşi su ile söndürmek, ateşle oynamak kesinlikle yasaktır. Ateşin devamlı yanması ve ocağın tütmesi için korlar kül içinde saklanır. Ateşin kötülükleri, hastalıkları kovduğuna, yok ettiğine de inanılırdı. Nevruz, Hıdırlez, Hıdırnebi törenlerinde de sık sık bahsedildiği gibi Türkler arasında günümüzde de hayli yaygın olan ateş üzerinden atlama geleneği doğrudan doğruya ateş kültüyle ilgili olup kötülüklerden temizlenmek gayesiyle yapılmaktadır. Hastaların alazlanması, tütsü yakılması, kurşun dökülmesi, üzerlik yakılması hastalıkları kovmak için yapılan adetlerindendir. Eski Türk inancına göre her dağın, her pınarın, göl ve ırmakların, ağaç ve kaynakların izi veya sahipleri vardır. Hıdırlez, Hıdırnebi ve Nevruz da su üzerinden atlama, birbirlerinin üzerine su serpme, Nevruz'da soğuk su ile yıkanma, yeni gün suyu ile el yüz yıkama, hayvanları sulama, su dolu ana motifi bu eski Türk inancının devamlılığını göstermektedir. Hıdırlez'de genellikle yakın bir pınardan getirilen su içme, bununla el yüz yıkama, suya bakma, bu su ile kap, kacak ve diğer eşyaları yıkanması geleneklerine getirilmektedir. Örneğin Prizren'de Toçila denilen çeşmeden Hıdırlez gününde su içmenin çok şifalı olduğuna inanılmaktadır. Türkiye dışındaki Türk topluluklarında Hıdırlez'in yaklaşması ile çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Evler baştan başa silinmekte, ev eşyaları, mutfak eşyaları üz baş, bastan başa temizlenmektedir. Bu çabalar Hızır Aleyhisselam'ın eve uğramasını sağlamak için yapılmaktadır. O gün için aile reisi ev halkına yeni elbiseler, ayakkabılar almayı zorunluluk olarak hissetmektedir. Diğer yandan Hıdırlez günü kuzu veya oğlağın kesilmesi, çeşitli yemeklerin hazırlanması ve yenilmesi gerçekleşir. Bütün hazırlıklar bittikten sonra en yakın bol ağaçlı, pınarlı olan mesire yerlerine giden halk, Hıdırlez günü çeşitli oyunlar, eğlenceler ile o günü mutlu bir şekilde geçirmeye çalışırlar. Hıdırlez kutlamalarının yapıldığı yerler genellikle günün anlamına uygun, sulak, yeşillik bölgelerdir. Bu bölgelerde mezarlık, yatır ve başka gibi çevre halkınca mukaddes kabul edilen, adak adanan veya bes, çapuk bağlama gibi bazı geleneklerin sergilendiği yerlerde olabilir. Prizren'de Karabaş Baba Türbesi, Prizren bağlarındaki Toçila Çeşmesi, Dal Tulum Yeri, Kırkpınar, Les Köyü'nde Ömer Baba Türbesi, Maraş'ta Acize Baba Türbesi, Namazgah yanında Tezcir Baba Türbesi ve diğer türbeler Hıdırlez törenlerinin yapıldığı yerler olarak gösterilmektedir.
Prizren halkı baharın gelmesiyle ilgili Iğdırlez'den önce ve Nevruz'dan sonra kırlangıç fırtınası denilen bahar bayramını kutlar. İki hafta Nevruz'dan sonra gelen dönemde hava ve yer bolca ısınmaya başlar ve Nisan ayın başlamasıyla ilkbaharın gelişi iyice hissedilir. Bu dönemde bütün ilkbahar çiçekleri boy göstermeye başlar, ağaçlar yapraklanır, her tarafta taze bitkilerin nefis kokuları saçar. Nisan ayının bu günlerinde toprağın yağmura büyük ihtiyacı vardır ve gerçekten de bu ayda Prizren'de yağmurların yağdığı bilinen bir hakikattir. Dolayısıyla bu yağmurlar nedeniyle Nisan ayında Prizren'de havalar da belirsizdir ve güneş ışınlarının dört tarafa yayılmasına rağmen bazen birdenbire fırtına çıkabilir, hava kararır, hatta soğuk bile olur. İşte bu ayın başlangıç günlerinde rastlayan fırtınaya Prizren halkı kırlangıç fırtınası der. Başka bir anlamda bugünlerde kırlangıç, leylek ve diğer göçmen kuşlar eski yuvalarına dönmek için yola çıkarlarmış. Bu fırtına ise onların yuvalarına varmaları için yol göstergesi olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden kırlangıç fırtınası adının da bundan kaldığına inanılmaktadır. Kırlangıç fırtınası 6 Nisan'a kadar sürmektedir. Kırlangıç fırtınasından sonra yani 6 Nisan'dan sonra meydana gelen bütün fırtınalara Prizren halkı Ayva Baharı adını vermiştir. Bu fırtınalar 10 gün sürer ve bu günlerde kararsızdır. Çünkü güneşli günde ansızın hava bozulabilir, fırtına çıkabilir, hatta kar bile yağabilir. Bu günlerde ayva ağaçları bahar açmaya başladığından dolayı bu günleri Prizren halkı Ayva Baharı olarak adlandırmıştır. Baharın gelmesine rağmen görüldüğü üzere Nisan ayında Prizren'de soğuklarda olmaktadır. Bu soğuklar genelde 21 Nisan'la başlar ve bir hafta kadar sürer. Prizren halkı bu soğuklara öküz soğuğu adını vermiştir. Prizren halkının bu soğuklara öküz soğuğu adının 21 Nisan'da güneşin boğa burcuna girdiğinden dolayı verdiğine inanılmaktadır. Bu soğuklara site-i sevir de denir. Lugat'e göre site sözcüğün Arapça anlamı altıdır, sevir ise boğa yani öküz demektir. Dolayısıyla site-i sevir boğanın altısı anlamını taşımaktadır. Bu bahar törenlerden sonra Prizren'de Hıdırlez kutlamalarına başlanılır ve bu kutlamalarda mütedair bazı gelenekler mutlaka yerine getirilir. Prizren halk arasında bu geleneklerle alakalı bir takım inançlar da oluşmuştur. Bunlardan ilk sırayı sağlıkla ilgili dilekler alır. Genellikle Hıdırlez suyu yani Toçila çeşmesi suyu ile evin, kap, kaçak, eşyanın yıkanması sağlıkla ilgilidir. İnanca göre bunu yerine getiren kişi bütün yıl boyunca muhtelif rahatsızlıklarla karşılaşmaz. Hıdırlez gününde bir takım bahar çiçeklerin toplanması, onları kaynatılıp içmesi tamamen şifa inancı ile ilgilidir. Eskiden Prizren'de Hıdırlez'de kışın kullanılan asırların yakılması, yakılan ateş üzerinden sağlık, sıhhat dilerek 3 defa atlanması da gene sağlıkla, şifa dileğiyle ilgili bir gelenektir. Hıdırlez gecesi Hızır'ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere bereket saçacağına dair olan halk inancı sonucu bir takım geleneklerin sergilenmesine vesile teşkil etmektedir. Mesela yiyecek ve içecek kapları ile zahire ambarlarının kapakları açık bırakılır, cüzdan veya para keselerinin ağızları da kapatılmaz. Hıdırlez'de uygulanan en önemli tören şüphesiz niyet oyunudur. Genç kızların tahlillerini açmak, kısmetlerini belirlemek için uygulanmaktadır. Oyun bölgelere göre niyet çekme, baht çömleği, bahtiyar, bahtır gibi değişik isimler almaktadır.
Oyun şu şekilde gerçekleşir. Bir testi ile getirilen su çömleğe konulur. Su dolu çömleğin içine herkes nişanını atar. Bu genellikle yüzük, küpe ve başka işaretler yanında fesleğen, nane çiçeği de olabilir. Çömleğin bir gün önce yani Karabaş gününde üstü bir örtü ile örtülerek bir gül ağacının dibine bırakılır. Ertesi gün tekrar bir araya gelen kızlar gül ağacın dibinden çömleği alırlar ve niyetlerini çekmeye başlarlar. Bu arada maniler okunur. Her mani işareti çıkanın bahtına kabul edilir. Oyun işaretler bitinceye kadar devam eder. Oyunda söylenen manilere ümit, neşe, aşk, sevgi, şefkat, iyilik, kardeşlik, gurbet, vatan sevgisi gibi temalar görülür. Hıdırlez ile ilgili diğer inançlar şunlardır. Hıdırlez gece ibadetle geçirilir. Ertesi gün temiz giyimli olarak dolaşmak gerekir. Evde genel temizlik yapılır, çeşitli yiyecekler hazırlanır. Hıdırlez sabahı erken kalkmak uğurlu kabul edilir. Hıdırlez günü sabah erkenden kalkmayan kişinin işleri ters gider. Sabahleyin dua edilmesi, dilek ve temennilerde bulunması, toplu olarak ailece yemek yenilmesi, kabir ziyareti yapılması gereken adetler olarak görülmektedir. Ellere ve ayaklara kına yakılır. Nişanlı çiftler arasında karşılıklı hediyeler gönderilir. Evin pencere ve kapıları kapatılmaz. Hıdırlez'de salıncakta sallanmayan, o yıl çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabileceğine inanılır. Salıncakta sallanma bir bakıma ateş üzerinden atlama şeklinde o yıl için sağlık ve sıhhat dileği geleneği de aynıdır. Hastalıkların, dertlerin sallanma sırasında döküleceğine inanılır. Hıdırlez günü çamaşırlar yıkanmaz. Yeşil ot, dal veya çimen koparılamaz, çiçekler toplanamaz. Rizden'de Hıdırlez'in kutlanması 5 Mayıs gününden başlar ve bu kutlama şehrin eski Türk mezarlığında gerçekleşir. O gün büyük bir kalabalığın orada piknik yapması, baharın kutlanması anlamına gelmektedir ve bu kutlama uzun yıllardan beri bir gelenek halini almıştır. Şehirlilerden başka etraf köylerden de çok sayıda gelenler olur. Adağı olanlar Karabaş Baba Türbesi'ne, yanındaki Kemani Rabia Hanım ve Şeyh Hüseyin ve Şeyh Abdurrahman türbelerine gider, adaklarını yapar ve dilekte bulunurlar. Mayıs'ta şehrin eski Türk mezarlığında toplanan halk sıcak günlerin gelişini şenliklerle karşılar. Şarkı türküler söylenir, davul zurnalar eşliğinde çeşitli oyunlar oynanılır, çocuklar için salıncak ve oyuncaklar yapılır ve satın alınır. Zaten bugün de en çok çocuklar için yiyecek ve oyuncaklar sergilenir. Satıcılar daha sabahın erken saatlerinde Karabaş Baba Türbesi'nin etrafında kendilerine uygun satıcı yerleri seçerler. Sonra tezgahlarını bu yerlerde kurarlar. Burada özel olarak ve sadece Prizren'de yapılan kurabiyeler satılır. Onlar büyük kurabiye değil, az büyüklükte yuvarlak boyalı,
ipliğe geçirilmiş ve boyuna takılan kurabiyelerdir. Aralarında aynalı kurabiyeler en pahalı ve en değerlidir. Prizren ve etraf kariye çocuklar bu kurabiyelere bayılırlar çünkü bu kurabiyelerin özel bir tadı vardır. İnsanları sevindiren, gönülleri birbirine bağlayan, sevgilileri birleştiren hususiyetlerini muhteva eden bu günde çok aşklar bağlanır. O günde oğluna gelinlik kız seçmek isteyen anneleri ayrı bir telaş alır. Prizrende örtülü olan kızlar kendi güzelliklerini ancak Karabaş Baba gününde gösterme fırsatını yakalarlar. Onlar 5 Mayıs'ın erken saatlerinde kalkar, ev işlerini bitirdikten sonra yüzlerine sürmeyi çeker ve en iyi elbiselerini giyer. Ardından anneleri ve ablalarıyla birlikte denilen Karabaş Baba'ya giderler ve orada hem oturur hem de akşama kadar gezerler. Karabaş gününde büyük şenlikler olur ve bu şenliğe en çok çocuk ve gençler katılır. Birkaç gün önce kurulmuş salıncaklar döner, davul zurna sesleri çınlar, şarkı türküler söylenir. Orada her şey satılarak bütün gün hıdırlez şenliği sürer. Ortalık kararmaya başlayınca insanlar yeşermiş ceviz ve diğer ağaçlardan yeşil dalları koparmak için bağlara gider. Bu dallarla o gece yıkanırlar, bütün yıl hayatının neşe, sevinç ve mutluluk içinde geçireceğine inanmaktadırlar. Gece bastırılınca ilkin etraf köylerden gelenler gider, daha sonra Karabaş yolunda yapılan korzodan sonra şehir halkı da buradan dağılır. Eskilere baktığımızda Prizren'de hıdırlez şenliklerinin çok daha zengin ve görkemli olduğunu görmekteyiz. Yaşlıların vermiş oldukları ifadelerine göre Karabaş Baba meydanında yapılan şenliklerin karanlığın başlamasıyla sona erdiğini fakat hıdırlez şenliklerinin evlerde ve mahallelerde muhtelif gelenek, görenek ve inançlarla devam ettiğini bildirmektedirler. Sokak şenlikleri gece yarılarına kadar sürerdi. Kızlar sabah olmadan evlerinde salıncak yapma işlerine başlardı. Aslında sabahın erken saatlerinde hangi kız kendi evinde ilkin salıncak yaparsa o yıl onun için uğurlu sayılırdı. Bu yüzden o gece hiçbir kız uyumaz, şafağın sökmesini beklerlerdi. Hangi evde def sesi ve bağırışma duyulduğu zaman o evin kızı salıncağı yaptığı anlaşılırdı. Sabah olunca kızlar evden eve giderek salıncakları gözden geçirirlerdi. Ayrıca en erken kalkanlar başka kızların evlerinin kapılarına bakraç, güğüm, taz gibi kapları asarak o evdekilerinden daha önce kalktıklarını ifade ederlerdi. Hangi evin avlusu daha büyük ise orada salınma yapılırdı. Salıncak etrafında bulunan kızlar tarafından çeşitli şarkı ve türküler söylenirdi. Hıdırlez'in geleneksel türküsü gün bugün ağımızda dolanan türküdür. Hıdırlez ele girmez, kavun karpuz reçel pekmez. İbrişim ipek, tüylü köpek, ip yandı ibrişim oldu ve başka. Prizren'de uzun zamandan beri Hıdırlez kutlanmaktadır. Kutlanmaktadır. Biz Hıdırlez'le ilgili bir belgesel yapıyoruz ama bu belgeselde daha önceleri Hıdırlez nasıl kutlanırdı? Sizin zamanınızda, çocukluk zamanınızda bize anlatır mıydınız? Bizim zamanımızda çocuklukta benim babamın eviymiştir o Çamali tarafı. Karabaş Efendi Cüni çıkardım. Çocukluk o müdür evim. Karabaş Efendi Cüni çıkardım. Alırdım bir küçük çocuk da varmıştı. Kardeşim ya, sen motram çıkardık. Mezarlıkta çüliler yapardılar, halva yapardılar, pilav, kuziçi serdiler. Ben geçeyim orayla, diler, bakayım çocuk, çocuk gibi bakayım. Diler, isteyeyim misin bir tıra halva? O düğüm isteyeyim, at. Yanına çocuklu kopaylar bir yeşil yaprak, ataylar, yiyeyim o halvayı. Çocuk, daha ütecidim pilav. Yapaylar. Pilaftan da soraylar isteyim misin çocuk? Verin, verirseniz. Onu da bir oturayım yeşillikte. Hem o küçük çocuk besleyeyim, hem kendim yiyeyim. Sonra alayım muzlama çocuk içine
Çıkayım Karabaş Efendi'ye yüteye. Çocuklukta verile ya bir pare alış ne de radet ya bir kurabiye çocuklan boynuna ya bir oyuncak çocuklara. Onda varmış da davul zurna oyunlar oynanır mıydı? Nasıl yok davullar oynardılar ama da büyükler biz çocuk. Tabii o var da olanlar. O var da olanlar oynardılar erkekler dişiler davullarla. Ocun zevk. Sonra. Ama ben daha bir şey mesela ben bileyim. Karabaş'ta da kızlar begen alırdı mesela çıkardı kızlar. Cezer miydi onda? Begen alır mıydı? O vakit küçük idim. Bilmiydim o begenmek. Zaten ben zapt altındaymışım. Babam benim yok imişti. 12 yaşında kuymuştur beni terliğe. Öyle mi? 12 yaşında babam. İyi ama o Karabaş'ta sonra şey sarmaşık yapar mıydınız? Başınızı atar mıydınız? Dur diverim şimdi ben sana. Oturduk ne kadar oturduk. Sonra yürürdük hepimiştir bağlık. Yok imiştir evler. Alırdık sarmaşık, alırdık kozdalı, alırdık çocuk, sarayım çocukla başlarına. Kozdalı yapay su adetleri, celise ve akşam su. Sabata nevel erçen kardeşim alırdı inekleri. İnek 300, biz çiftçi. Çıkardılar Toçila'ya. Varmıştır Toçila çeşmesi. Evet. Hem alırdı destilen su, hem sarardı hayvanların da başlarına yeşil otlatırdı hayvanları. Te celerdi. Niçin sabah sarardı başına? Sağlık içine. Tamam. Sağlık içine. Sonra varmıştır büyük ağaçlar onda. Yapardık salıncak. Salıncak. Salınırdık. Varmıştır çimine var koyunları. O yapardı süt poparası. Sabalık. Tepsilerde çıkardı. Çocuk, adamlar, erkekler. İçerdiler çay, kahve, sabahtan evvel adırlar şimdi. Neyse yerdik poparaşı, bütün gün salınacak, salınırdık. Hangi türçiler sürenirdi artık salınırdı? Çeşit türçi, hangi türçileri bilirdim. Çok çok bilirdim türçileri ama şimdi ihtiyarlandım başka. Sonra iki hafta sonra olurdu Hıdır Nebi. Evet. Hıdır Nebi. Ciderdiler leze. Esmer kardeşler ne derler? Evet. Ciderdiler leze. İki gün sonra onlar cilirdiler lezden. Aynı nice Karabaş olur diyor. Hastananın üstü onda. Evet. Yeşillikti. Cine aynı onda. Yapardık ya piti ya kurabiye. Oturduk yerdik çeşit oyuncaklar. Ciderdiler. Alırdık çocuk gibi oynardık. Te Hıdır Nebi. O da bitti. Sonra Hıdır Nebi'den sonra ilk Naksalli varmıştır. Bülbül Deresi. Evet. Ciderdik Bülbül Dere'ye. Yani çocuk kalkıyor ama varmıştır. Anamız şey cütürürdü. Tabii. Dünya toplanıyordu. Orası da şıpat, yeşillik. Onda da salıncaklar yapardılar. Şey olurdu. Aynı da onda da oyunlar oynardı. Aynı çalgılar varmıştır. Ama yok imiştir. Çalgılar çalardılar. Şamar vurdular, haykırırdılar. Ama oyun yok imiştir oynaman için şıpat. Bülbül anladım. Deresi akardı. Bir dere ortada. Anladım. Akardı. Devle. Bunlar geçmişti. Sonra haçın evlendim. Geldim buraya. Aynı bunda da. Kaynanam onlar var imiştir. Büyük dutlamız. Karabaş Efendi cünü çıkardık. Aynı cini. Çocuklarımız boy boy. Alırdık iltilem, kaynanam hepimiz toplanırdık. Mezarlığın var mı Karabaş Efendi? Onda o çenari, o basılmaz, basılma otlar buraydı. Evet. Komazlar cırma, ama çöllerine niyet etmişler. Kuzi, cesma, pilav yapma, halva, ne müratları olmuş. Onlar yapardılar, biz otururduk onda. Ama türbeye gider miydiniz Karabaş Efendi türbesine? Ciderdik. Onda da niyet yapardınız. Niyet yapardık, okurduk ya bir şey. Dati bile... Ben şimdi başka bir şey sorma. Mesela o Karabaş Idırlez Cecesi, Idırlez Cecesi ocum, sokaklarda ne yaparlar? Ateş yakarım demiyorlar. Ne yaparlar? Ovardalık ya, olur muydu? Sabah Karabaş Efendi'nin ne ocun? Yarında sütün. Ateş yakardılar. Ne diverdim ben sana? Süt kaynattırdılar, bakraçlayan. Şimdi var hayvanları. Evet. Dağıdırdılar bardaklarla, sütler, şeyler.
adet öyle bir reçet koyuyorlar. Yok, ateşten atlar mıydılar? Ne yaparlar? Aa, yok. Yok, atlamaz. Yok, ben bilmiyorum onları. Ateşten atlama bilmiyorum. Bunu Türkiye'de atlarlar. Öyle ben görmüşüm. İyi, Iğdırlar Cünü'nde türbeler ziyaret edilir mi mesela? Prizren türbeleri de. Bu Karabaş Efendi Cünü nedir? Aa, Iğdırlar Cünü yok. Yok. Bak Karabaş Efendi'ni çıkardık, o cün ziyaret ederler. Yani ne için gelmişler Cünü'ler? To hayvanı kuyardılar, çevrelediler İyi. Türbeleri. Saçı serdiler. De adetleri. Şimdi... Prizren'den martifal yapar mıydılar Iğdırlar? Yavaş de geleceğim oraya. Şimdi açın, babam da o kadar yok imiştir. Böyle yapma çocuk, bilmiyorsun. Ama açın geldim buraya. Kaynanam, eltilem, çelti, kayınlam buldum. Dolu evim. E sonra koşular, bütünümüz toplanırdık. Bir çöp atardık martifal. Atardık martifal. Çeşit oşi, aynı sabah. Dan evvel yapardık, salıncak varmıştır bizim büyük dutlar. Evet. Salıncak be, korkardım camiye fırlanacağım salıncaktan. Ne salıdır diyorlar. Ay kırırdık. Genç yapımız. Ne gelirse o şeyimizi. Evvel varmıştır Türkçiler. Çok. Daha o şey. Detonları yapardık. O martifal nasıl olurdu? Martifal toplanırdı kuşluktan sonra. Evet. Kuşluktan sonra toplanırdık, çay kahve yapardık, o martifal çüpten çıkardık. Kuyardık yeşil dal, cül dalları, koz dalları o çüpe. E sonra çıkardık silkis insanlar çerelene, yapay su adetleri. E sonra te çıkarırlar, toplanırız. Ya bir 20-30 şişi toplanırız. Büyük avlılarımız bizim bunda. Valla... Varmıştır o zevk daha evveli. Anne şimdi kimse atmayın martifal. Öyle mi? Yani. Kurila da hiç mi yapmayalar? Bucun da yapmayalar artık. Bu sene ben hiç ne buldur ne bu sene ben bilmiyorum bunları. Ama biz pişin yapardık. Her sene mi yapardınız? Her sene yapardık. Buraya salıncak buraya buğday kaynatırdık. Her bir şey neyse adet. Yoğururduk kuşluğa ya bir pite ya bir şey ne şeyimiz. Ya devle. Oldu. Kaynanam Ramazan'a pek akıllıymıştır, duruymuştur. Sonra el dilem, pek bir ciderdik. Cülmek, sülemek, salınmak, to kadar olur gayri. Oldu. Vermiş Oldi. Olduğunuz bu bilgiler için ben size teşekkür etmek istiyorum. Allah inşallah Hayırlısı. Uzun ömürler verir i̇nşallah, size. İnşallah, inşallah, inşallah. Aa olaydı pişinden bu aletler. Kaynanam ne kadar bilirdi annem. Patlardık sületirme ama yok. Hadi bakalım başlayalım. Hıdırlıs elecimiz kavunkar buz reçelpetmez ip yandı ibrişim oldu kocaklar çişli postiçi tazek cilinlere tezca kızlara cercef minna çocuğum minna hadi bakalım Hıdırlıs cini sağladım çocuğum Ya biz de bile salınırdık, yapardık. Haykırırdık. Çocuklarımız büyümüştür hep zevkle, sefa ile, cüldal ile, kozdal ile, çeklikot ile. De bile. Erkekler de bu Iğdırlıs şenliğine katılmayı ihmal etmezdi. Yani onlarda Karabaş Baba gününde bulundukları eğlencelerde sattıkları hovardalık yanında kızlara beyitler atarak akşam olunca o kızların peşinden giderek mahallelerde düzenlenen gece şenliklerine katılırlardı. 5 ile 6 Mayıs'ı bağlayan gecede bütün sokaklar insan kalabalıklarıyla dolardı. Geniş sokaklarda ateşler yakılır, onun üzerinden atlamalar yapılırdı. Ateş üzerinden atlama geleneği kuşaktan kuşağa intikal ederek daha önce bildirdiğimiz gibi doğrudan doğruya ateş kültüyle ilgili olup kötülüklerden temizlenme gayesiyle yapılırdı. Böyle şenlikler yapılırken insanlar bir ağızdan şarkı türkü söyler ve halk danslarını oynarlardı. Yoksa Iğdırlıs şenlikleri tam bir bayram havası içinde kutlanırdı. Sokaklardaki şenlikler gece yarısına kadar sürerdi.
Yetişkin erkekler daha akşamüstü saatlerde parayla tuttukları çalgıları yanlarına alarak Çardaklı denilen semtte bulunan Toçla Çeşmesi'ne giderlerdi. Yolda büyük şenlikler olur, şarkı türkü söylenirdi ve Toçla Çeşmesi'ne şehrin her semtinden gençler gelirdi. Orada toplanan halk Kıdırlez'in gelişini büyük coşkuyla, sevgi ve dostluk içinde kutlardı. Bu şenlikler sabaha kadar uzanırdı. Ancak sabah ağarmaya başlayınca bütün gençler yanlarına aldıkları su kaplarıyla Toçla Çeşmesi'nden doldurdukları su ile gruplar halinde ve çalgıcıların eşliğinde ayrılırlar. Her grup yolda rastladığı hanımeli çiçeklerini, bununla birlikte ceviz dallarını kopararak onlara su kaplarını sarar ve böylece evlerine dönerlerdi. Her genç evine varınca yeşil dalları toçla suyu ile ıslatır ve uykuda bulunan veya kalkmış olan ev insanların yüzlerine sürerdi. Daha sonra aynı dalları evin her kapısı üzerine asmayı imal etmezdi. Toçla Çeşmesi'nin suyunu ev insanları içer, kalan miktarı da komşulara dağıtılır, bazen akrabalara da gönderilirdi. Prizren halkı Toçla Çeşmesi'nden akan soğuk ve temiz olan bu suyun şifalı olduğuna, içen insana da tazelik, sağlık ve uzun ömür vereceğine inanmaktadırlar. Toçla Çeşmesi'nden getirilen anımeli çiçekleri, onların yokluğunda ise sarmaşık dalları, küçük baş veya büyük baş hayvanların tutulduğu evlerdeki yayıkların etrafına sarılırdı. Bu ise o evde tutulan hayvanın bütün yıl boyunca sağlıklı kalması ve daha bol süt vermesini sağladığı inançtan gelirdi. Bugün Toçla Çeşmesi hala mevcuttur ve aynı suyun akmasına rağmen oraya gidenlerin sayısının çok az olduğu malumdur. Uzun zamandır burada Hıdırlez şenlikleri yapılmamaktadır. Çünkü burada artık bağlar değil evler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çeşmenin de zamanla kıymeti azalarak sıralı çeşmeler haline gelmiştir. Mayıs'ın erken saatlerinde evlerde Hıdırlez için hazırlıklar başlar. Kuzu veya oğlak kesmek bir gelenek halindedir. Bunun yanı sıra çeşitli yemeklerde hazırlanırdı. Öğlen yemeği yenildikten sonra mahalle kızları ve genç kadınları bir evde toplanır, baht açmak oyununu düzenlerdi. Bu oyun bir gün önce başlardı. Su dolu kocaman çömleğin içine herkes kendi nişanını atardı. Buraya genellikle yüzük, küpe ve başka nişanlar yanında fesleğen çiçeği de atılırdı. Çömlek Kıdırlez'den bir gün önce üstü bir örtüyle örtülerek bir gül ağacının dibine bırakılırdı. Ertesi gün bir araya gelen kızlar ve genç kadınlar gül ağacının dibinden çömleği alır ve avlunun ortasına bırakırlardı. Avluda toplananlar çömleği halka yapar, çömlek içinden niyetler 6 veya 7 yaşlarında bir erkek çocuk veya daha yaşlı bir kadın tarafından çekilirdi. Prizren'de bu oyuna martifal oyunu denilir. Çocuk çömlekten nişanı çıkarmadan önce genç kız veya kadınlardan biri martifalı yani maniyi söylerdi. Her mani nişanı çıkan kızın veya genç kadının bahtına kabul edilirdi. Prizren halkında bu oyunda söylenen maniler genelde umut, neşe, aşk, sevgi, hasret, şefkat, iyilik, sağlık, gurbet gibi temaları içerlerdi. Prizren'de martifal oyununda en çok söylenen şu manidir. Feslegen ektim evlek evlek, dadandı bir kara leylek. Beni yardan ayıran satsın kalbur ileylek. Sayın seyirciler, şu anda Faik Aga'nın evinde bulunmaktayız. Ve bugün 6 Mayıs Hıdırlez günüdür. Bundan bir gün önce bu evde öğrencilerimizle birlikte Baht Açılsın diye oyununu ya da Prizren'de bilinen martifal oyununu genç öğrencilerimizle kendi işaretlerini bu çöpün içine koydular ve bugün 6 Mayıs Hıdırlez gününde bahtlarının açılması için martifal oyununu başlattık ve biraz sonra göreceğiniz gibi bütün kızlarımızın koymuş oldukları işaretlerine göre martifalları çıkacaktı ve bu martifallar okunulacaktır. Tuttum. Ay akam akam. Cümüşlü tokam, Allah'tır arkam, kimseden korkmam.
Fırtına bu. Tuttum. Evim önünde çınar. Kuşlar ona konar. Ceç buldum, tez kaybettim. Yüreğim ona yanar. Yüzük. Tuttum. Akan teri akattır. Uçları yoktur. Ben bu yari sevmişim. İnçarım yoktur. Tuttum. Ağlama benim için, yanayım senin için. Alacak mısın beni, söyle gençliğim için. Tuttum. Tutti tamam. Ak cünlümün aklıgi, cünlümün iraklıgi. Ne canım atak etti, yarımın iraklıgi. Çimam bu yarı. Tuttum. Alışmadım yalana, inanmadım ben sana. Ben aklımı kaptırdım, güzel, güzel cüzlü destana. Sadece. Tuttum. Giyan bana dar celdi, söylemesi az celdi. Gönül niçin uyursun, aç yüzünü yar celdi. Tuttum. Cülüm cülüm cül cülüm, cül üstüne bülbülüm. Yardan haber gelmeden sakın unutma bülbülüm. Müzik. Tuttum. Dalımın göncesinin, cülümün cecesinin. Alayamadım ciddi, sen cülümün nesinsin? Tuttum. Denizde karabalık, yüreğim sana yanık. Ben istediğim konuşma, burası kalabalık. Tuttum. Elimde mercan, çivinde fincan. Darılmam oturam, kapında kocam. Son dinlesin. Tuttum. Bugün Prizren'de Iğdırlar şenlikleri eskisi gibi görkemli olmaz. Ama Iğdırlar için evler temizlenir. Baştan başa silinir, kireçlenir. Ev eşyaları, mutfak eşyaları, üst baş, bastan başa temizlenir. Iğdırlar arifesinde Karabaş Baba Meydanı'ndaki şenlikler devamlı olarak yapılır. Yalnız bu kutlamalar eski özelliklerinden birçoğunu yitirmiştir. Son yıllarda da bu güzelim yere şehir ve köylerden gelenlerin sayısının azalmasına rağmen eskiden gibi bu yerde, yani eski mezarlığın kuytu yerlerinde ateş yakmak, horoz kesmek, pilav ve helva pişirme gibi gelenekler yapılmamaktadır. Günümüzde de Karabaş Baba Türbesi adak adayan, dilek dileyen ziyaretçiler tarafından devamlı olarak ziyaret edilmektedir. Akşam karanlığı başlayınca gençler etraf bağlara gider, ceviz ağaçlarının yeşil dallarını kopararak evlerine götürürler. Toçila Çeşmesi'ne gidenlerin sayısı parmaklarla sayılabilecek kadar. Orasını sadece Romlar ziyaret eder. Onlar bu çeşme başında eski al geleneğini sürdürmeye çalışırlar. Çeşmeye gitmeden önce kutsal sancaklarını çıkarır, toplu halde Toçila Çeşmesi'ne gider, orada sabaha kadar eğlenirler. Bugün Iğdırlar gününde her evde yemekler pişirilir, tatlılar yapılır. Ne yazık ki her evde kuzu veya oğlanın kesilmesi mümkün değildir. Martıfal oyunu ve salıncaklar çok seyrek yapılır. Sonuç olarak yaşamın, doğanın adeta bayram ettiği renklere bölündüğü zamanda yapılan bu adakların ve dileklerin sunulduğu, bütün arzuların gerçekleşeceğine inanılan bu bahar bayramının bütün Türk ve İslam dünyasında Iğdırlar olarak odaklanması ve insanlar tarafından bir bayram havasında kutlanmasının atalarımızdan kalan çok iyi niyetli bir gelenek olduğunu beyan etmek gerekir.